Yaklaşık 15-20 gündür bütün YouTube ChatGPT ile 5000 dolar kazandım, ChatGPT ile 10.000 dolar kazandım videolarıyla dolup dolup taşıyor. Ve bu içeriklerin %80'ine baktığımda hepsinde aldığım cevap şu: Fiverr ve Beyond.Look gibi freelance sitelerinde yazı yazılır, kompozisyon yazılır, tekst hazırlanır gibi ilanlar açtım ve bunlardan gelen siparişlerle ChatGPT'ye bir kompozisyon yazdırdım ve bunu 10 dolara, 20 dolara, 30 dolara sattım. Temel olarak baktığımızda bu işin hiçbirinde herhangi bir emek harcanmıyor. ChatGPT'ye sadece konu yazılıyor ve ChatGPT size kompozisyonu hazırlıyor. Siz de copy paste yaparak bunu satıyorsunuz. Benim için emek harcanmamış kazanılan para herhangi bir değere sahip değildir. Önemli olan emek harcamak, vakit harcamak ve gerçekten mesai harcamak. Ve şimdiden freelance sitelerinin çoğunda bu tür ilanlar doldu doldu taşıyor. Yani ne oluyor? Geleceğe ve uzun döneme sağlanmış bir yatırım olmuyor. Çünkü bu ilanlar çoğaldıkça bu ilanları veren kişiler de anlayacak ki ChatGPT gibi bir yer var ve buradan ben kendim yapabilirim. Yani geleceğe dönük bir yatırım asla yapmış olmuyorsunuz. Eğer bir içerik üreticisiysek, özellikle YouTube'a içerik üretiyorsak, içeriklerimizi ChatGPT ile birlikte nasıl birleştirebiliriz ve bunlara nasıl bir katma değer sağlayabiliriz? Öncelikle ChatGPT'nin bir yapay zeka olduğunu ve gerçekten insana yakın cevaplar vermeye programlanmış bir yazılım olduğunu, bir yapay zeka olduğunu sizlere belirtmek isterim. Sizlere şimdi ChatGPT'yi anlatmak istemiyorum çünkü zaten birçok içerikte ChatGPT'nin ne olduğunu ve neye temel olarak dayandığını biliyorsunuzdur. O yüzden ben direkt olarak konuya geçiyorum. Örnek veriyorum, sizlere elinizde bir ürün var ve bu ürünün inceleme videosunu çekeceksiniz. Fakat elinizde herhangi bir done yok ve gerçekten nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Yapacağınız tek şey, ben kendi ekran kartımdan örnek vermek istiyorum. Asus ROG Strix RTX 3060 V2 Gaming Overclock 12 GB'lık bir ekran kartı var elimde. Ve ben bunun hakkında bir video hazırlamak istiyorum. Ürünümün modelini yazıyorum ve sonuna da diyorum ki hakkında bilgi verir misin? Ve gönderdiğimde hemen ChatGPT bize bu ürün hakkında bilgi vermeye başlıyor. Ve gördüğünüz gibi kaba taslak bir yazı verdi bizlere ve ben bunu biraz daha detaylandırmak istiyorum. Ve diyorum ki bu ürün hakkında biraz daha fazla teknik detay verir misin? Ve gördüğünüz gibi biraz daha fazla teknik detaylar verdi ve bunu biraz daha sorular sorarak çeşitlendirebiliriz. Fakat burada asıl yapmanız gereken şey, gördüğünüz gibi iki soruda iki farklı cevap aldık ve gayet yeterli cevaplar aldık. Biz bunları bir Word dosyasına veya not defterine copy paste yaparak sonrasında kendi fikirlerimizle birleştirip çok güzel bir şekilde content oluşturabiliriz. Yani burada hem içeriğimizi hazırlarken yapay zekadan destek alıp işimizi hızlandırıyoruz, hem de bizim aklımıza gelebilecek farklı fikirlerin de ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Ve bu kompozisyonda hem ChatGPT hem de bizim kendi fikirlerimizle harmanlanmış kaliteli içerikler çıkartabiliyoruz. Tabi sadece burada ürünle alakalı değil, daha farklı şeyler de sorabiliriz. Örnek veriyorum, bir eğitim kanalısınız. Mesela Instagram'la ilgili sorular soracaksınız. Bir içerik hazırlayacaksınız. Instagram hesabıma nasıl daha çok kullanıcı çekebilirim? Bununla alakalı bir video içerik hazırlamak istiyorsunuz. Sizin bazı bilgileriniz var ama bunları pekiştirebileceğiniz, bunları bir tekste dönüştürebileceğiniz bir harekete ihtiyacınız var. Hemen ben buradan New Chat diyorum ve buraya diyorum ki Instagram hesabımı nasıl daha fazla kullanıcıya ulaştırabilirim? Bunu ChatGPT'ye sorduk ve gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde bize cevap vermeye başladı. Şunu da burada belirtmek istiyorum. Zaten siz bu konuda bilginiz olduğu için bu tarz bir içerik çekmeye çalışıyorsunuz. Ve sadece nerede tıkandıysanız, yani tıkandığınız bazı yerler varsa ve içeriği üretmekte sıkıntı yaşıyorsanız ChatGPT'den bu şekilde destek alarak kendinizi hype'layabilir, yapacağınız içerik için daha detaylı bilgiler alabilir ve kendi üstün yeteneklerinizi, kendi üstün bilgilerinizi ChatGPT'den aldığınız tekstle birleştirip çok güzel bir şekilde içerikler oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bitirdi, bizlere 5 maddede bir öneri sağladı. Dedi ki işte içeriklerinizi sık sık paylaşın, aktif olmak takipçilerinizi etkileyecektir ve daha fazla kişiye ulaşmanızı
yardımcı olacaktır. İşte hashtagler kullanın, etkileşim kurun, içeriklerinizi optimize edin, reklamlar kullanın gibi bize 5 maddede bir oluşum verdi. Yani burada dediğim gibi kendi bilgilerimizle bunları pekiştirerek gerçekten süper etkileşimli bir içerik oluşturabilirsiniz. Mesela bir biyografi kanalısınız ve bir kişi hakkında, bir ünlü hakkında bir içerik çıkartmak istiyorsunuz. Mesela bu kişi kim olsun? Steve Jobs. Hemen buradan New Chat diyorum. Diyorum ki Steve Jobs hakkında bir yazı yazar mısın? Ve şu da benim çok dikkatimi çekti. Diğer videoların hepsinde İngilizce olarak kullanılmış ve İngilizcenin yeterli olmadığı söylenmiş. Fakat ben Türkçe olarak sorular soruyorum ve Türkçe olarak cevaplar alıyorum. Ve bu beni pek fazla etkilemedi açıkçası. Gayet güzel cevaplar alabiliyorum. Tabii İngilizce sorularda daha detaylı şeyler yazıyor olabilir. Ama Türkçesi de bizler için şu an için gayet yeterli. Ve gördüğünüz gibi Steve Jobs hakkında bize 3,5 paragraflık bir yazı yazdı. Biz de başka yerlerden topladığımız bilgileri veya kendi bildiğimiz bilgilerle bu yazıyı birleştirerek çok güzel bir içerik metni oluşturabiliriz. Ve finale geldiğimizde gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde içeriklerimize destek alabileceğimiz bir platform olarak ChatGPT'yi kullanabiliriz. 3 farklı kategoride sizlere örneklemeler gösterdim ama siz bunları kendi kafanızdaki içerikleriniz, kendi kafanızdaki fikirlerinizle çoğaltarak daha farklı kategorilerde, daha geniş yelpazeye hitap eden içeriklerde ChatGPT sayesinde edinebilirsiniz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.